Evet efendim Survivor ekstra kaldığı yerden devam ediyor. Normal şartlar altında biliyorsunuz hani şimdi önümde biz VTR listesi var. Merve ve Mustafa oyun sonu teknede tartışma. Normalde biliyorsunuz hani tekne deyince insanın aklına hani hoş <laughs> muhabbet, sohbet, boğaza karşı falan filan ama teknede bile bir kavga çıkıyor yarışmacılar arasında. Bakalım teknede neler olmuş. Evet Murat abicim neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle benim dikkatimi çeken bir görüntü var. Evet. O görüntüde Nagihan, Mustafa Kemal ve Pınar evet. üçlüsü. Onu Yaşar'cığım o herhalde... Ye, şey, ye bu arasındaki görüntü ha, gelecek. Üç, gelecek. gelecek. Ya. evet yaşar tamam, Yaşar hemen getir. Ya. Yaşar bir süküt füzesi gibi. Abi, yaşar abi oraya. bir tanemiz. evet, Yaşar. Felini Yaşar. Evet şimdi baktığımız zaman burada bu üçlü var. İşte işte geldi. Şimdi Mustafa Kemal amatör dedik ya Survivor'ın amatörü. Karşısında tam yanında kırmızılı Survivor'ın profesyonellerinden Nagihan ve yine de Mustafa Kemal kadar amatör olmasa da hani öyle çok böyle Nagihan gibi Merve gibi profesyonel olmayan bir Pınar. Hı hı. Şimdi burada ne görüyorum ben? Burada Nagihan ameliyata girecek. Pınar da asistanı. Ve Nagihan neşteri ver diyor. Pınar da ona neşteri veriyor. Nagihan Mustafa Kemal'e iğneyi bir batırıyor abi. Mustafa Kemal ne olduğunu şaşırıyor. Şu anda durumda bu üçte o pozisyonda. Mustafa Kemal kardeşim inanılmaz Nagiyanın gazlarına geliyor. Ve gazlarına geldiği için de bu hale düştü. Şimdi bir de Merve olayına gelelim. Şimdi burada Mustafa Kemal yine çok amatörce davranıyor. Neden dersen. Şimdi Mustafa Kemal nasıl gideceğini tarzını ayarlayamıyor. Tabii. Ayarlayamıyor. Şimdi bak. Şimdi diyelim ki Hanzade ile ben bir şey söylüyorum. Değil mi? Ben şöyle yapacağım. Hanzade. Yani sen bu konuda haksızsın. Çünkü neden Hanzade beni yazdırmak istedin. Mustafa Kemal ne yapıyor biliyor musun? Al Yaşar. Bak şimdi Mustafa Kemal'in şeye Merve'ye gidişine bak. Sen diyor, hani diyor, hani ben olmaz diyor. Sen diyor, ne diyorsun, ne diyorsun, ne diyorsun falan. Böyle konuşulmaz abi. Anladın mı? Şimdi böyle yaparsan da haklıyken haksız duruma düşüyorsun ve orada şey gibi oluyorsun sen. Yani bir kadına böyle kalkıp hani böyle hareketler hareketler yapan tarz bir bir de siz Durumadık. orada daha naif bir örnek verdiniz. Çünkü Merve hani zayıf ve daha zarif duruyor ya evet. Mustafa Kemal de bayağı evet. yapılı bir adam. Sizin gibi Abi, de değil evet, yani. yani. Hani öyle şey anladım yani. Hani... Merve'nin üstüne şimdi, aynı. mesela İhsan İhsan'ın Hanzade'nin kaya evet. kalkmış evet. sürece gibi bir durum de var. Ne kadar yani. kötü bir görüntü. Görüntü olarak çok. Aslında, yani sen bu konuda ha. haklı da olsan evet, bu işin sonunda haksız Tabii. çıkarsın Çünkü, Hamzat, çünkü evet. işte amatör. Çünkü mesela orada Merve yine anlıyor bunun amatör olduğunu. Merve profesyonel ya. Merve orada öyle güzel çıkışlar, öyle güzel atraksiyonlar yapıyor, öyle güzel hareketler yapıyor ki orada Mustafa'yı bir anda bitiriyor. Mustafa kardeşim sen öyle kadın üstüne öyle hareketlerle falan gitme. Otur oturduğun yerde at bacak bacak üstüne. Böyle şey. Merve hani sen yani hareketleri ağlıyorsun falan ama yani ben de haklı. Öyle yapacaksın. Bu böyle merve falan dediğin anda zaten herkes psikolojik psikolojikman Mustafa hatalı, amatör. Yavaş yavaş Survivor'da profesyonel olacak inşallah. Olabilme ihtimali görüyor musunuz? Bence karakter meselesi bu kolay kolay değişmez. Bence ben de. geçen sefer katıldığı zamanı da izlemiştim. O zaman da biliyorsunuz yani. Adam günlerdir susuyor. Meğer susmasının bir sebebi var Evet. <laughs> <laughs> yani içinde ne cevherler gizliymiş yani. Şimdi hayır zaten bak Mustafa Kemal'i ben yıllar öncesi hep söylüyorum biliyorum yani. Altı sene önce de hatta biz burada konusunu yapmıştık yine Survivor ekstrada 6 sene önce de mesela Turabi, Turabi daha bunun ne dediğini bilmiyor. Bu gizli konuşuyor. Halbuki Turabi ile de arası iyi o ara. Turabi ile ilgili gizli konuşurken Turabi'ye senin ağzını burnunu kıracağım dedi. Turabi için söyle. Turabi de duymuyor. Turabi duysa kim bilir ne olurdu o zaman. Siz 6 ay onun duyması için bayağı burada çaba sarf etmiştiniz ben hatırlıyorum. <laughs> Ama işte Turabi de duyamıyor ki. Duyamıyor tabii. Halbuki ben o zaman da Mustafa Kemal'e kızmıştım. Sen tabii. dedim Turabi Turabi'nin duymadığı, adamın duymadığı bir şeyle ilgili. Ağzına Sen ne? adamın ağzını bul. Hadi git suratına söyle dedim. Hatır al, çıkarın kasetini. Git suratına Ağzına söyle dedim. Şey Niye söyleyemiyorsun evet. o zaman dedim? Hadi git Turabi'nin suratına söyle. Ama söyleyemez. Turabi'nin şimdi suratına gidip de Mustafa Kemal, ben senin ağzını burnunu kıracağım diyebilir mi? Diyemez. Şimdi Mustafa Kemal'de biraz yoğun bir şekilde spor salonlarında vakit geçiren ve tamamen hedef odaklı bir karakter görüyorum ben. Yani Sadece alacağı sayıya konsantre. Ben çıkarım, sayımı alırım ve işi bitiririm. Geri kalan hiçbir şey beni ilgilendirmez. Yani fendi patlamış bir kamyon gibi. Yani i̇nşallah bu amatörlüğünü, inşallah amatörlüğünü bir an önce atar. Buyurun. Şimdi önce Merve'nin cümlesiyle başlayayım. Çok kısa onunla ilgiliyorum. Ee, Merve eğer şimdi şöyle özgür mü yani özgür mü yazayım, Mustafa Kemal'i mi yazayım dediyse farklı bence. Yani ben şimdi kimi yazayım Turabi mi, Yunus Emre'yi mi, Mustafa Kemal'i mi, mü hepsi iyiler dediyse farklı. Bunu anlayabiliyorum Mustafa Kemal'in ne demek istediğini. Merve yeminler etti vesaire ağladı da asla yalan söylüyor diyemem. Gerçekten de bütün takım erkeklerine yazılabilecek erkeklerin çok az kaldığı manasında saymış olabilir. Niyet okuyamam bilemem. Ama hani sadece Özgür ve Mustafa Kemal ismi zikredildiyse ki Merve öyle zikretmediğini savunuyor. O zaman Mustafa Kemal şey diyebilirdi, niye bu algı yaratılıyor? Daha önce de bu algılar hep yaratıldı. Şimdi niye ya Furkan Pota'ya girerse deniyordu mesela. Geçen 2022 All-Star Mavi takımında çok oluyordu bunu. Sedalar, yağmurlar yapıyorlardı. Ee, aa ne alaka Furkan hiç Pota'da değil ki aslında gibi böyle bir anda bizim akıllarımız hani aa Furkan Pota'ya mı girecek ki sorusu geliyordu. Bu server de daha önce de yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Merve bu amaçla yapmış olabilir, olmayabilir bunu ben bilemem. Ee, ben Merve'nin dediğini baz alarak ve yemin de ettiğini baz alarak onun daha o niyetle söylemediğin daha iyi bir niyetle bütün takım erkeklerimiz iyi kim gitse ağlarım anlamında söylediğini varsayıyorum. Ama benim için önemli değil yani Mustafa Kemal'e olan olacak olan eleştirim bununla alakalı değil. Benim eleştirim şu. Merve Mustafa Kemal veya Özgür'ü yazmak istiyor olabilir. O ikisi arasında kalmış dahi olsa hesap soramazsın. Neden hesap soramazsın? Şimdi iki çeşit hesap sorma vardır. Bir benim mantıklı bulduğum ve doğru bulduğum ve özellikle açık iletişimde oldukları için de takdir ettiğim Hakan'ın Begüm'e sorması gibi. Aralarında bir arkadaşlık var. Şaşırdığı bir durum var. Performans yüksek vesaire diye değil. Ben senin bu kadar eski arkadaşınım, arkadaşını sırttan vurma gibi bir durum olduğunda bence buna hesap sorma demem. Bu açık iletişimde gidip Begüm neden beni yazın demesi bana hiç batmamıştı Hakan'ın. Zaten Hakan Begüm'ün üstüne yürüyerek sen nasıl beni yazarsın da demedi. Ama bu tabloda gördüğümüzde Mustafa Kemal takıma yeni gelmişsin. Performansın çok çok iyi. Merve ile aranda bir bağ olduğunu düşünmüyorum. Bir arkadaşlık olduğunu düşünmüyorum. Diğer rakiplerin, rakip derken yazılabilecek muadillerin, opsiyonların da iyi. Kötü değil şimdi baktığınız zaman. Turabi, Yunus Emre, Özgür. Dolayısıyla Merve de onlarla yakın mı? Özgür hariç diğer ikisiyle. Yazmak istemiyor olabilir. Çok doğal. Bana Merve Mustafa Kemal'i yazsaydı... Ee, yani... Performans anlamında yazdığı için eleştirecektim ama artık şimdi bu takımda Merve'yi ne zaman eleştirdik? Daha düşük performanslı ve aslında alakası olmadığı bir grup insan vardı ama sırf birilerle yakın olmak amaçlı özgür yazmışlardı. O zaman ben Merve'yi eleştirmiştim. Ama bence bu tablo o tablo değil. Yani Mustafa Kemal arasında bir bağ yok ve bağı olan insanlar zaten bir şekilde potada veya dışarıdakiler zaten güçlü isimler. Hani bir Ersin değil yani anladınız mı muadil olarak yazılabilecek. Ersin varken Özgür yazmakla şu an bu tabloda Mustafa Kemal yazmak aynı şey değil. Dolayısıyla Merve'ye hesap soramazsın Mustafa Kemal. Bence yüzde yüz burada yani onu hiçbir şekilde haklı bulmuyorum. Çok ya en güçlü olsun yüzde yüzde oynamış da olsa hesap soramazdı. Artı Nagia'nın Mustafa Kemal'i çok e, yakın markaja aldığını düşünüyorum. Turabi'nin bu oyunlardaki e, bir olup bir olmamasıyla vesaire o kendini garantiye aldı. Birazdan oyunu yorumlarsak onunla ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Mustafa Kemal onun olsun istiyor. Mustafa Kemal artık Nagihan'ın işi. Nagihan Turabi değil. Nagihan Mustafa Kemal devam etmek istiyor. Dolayısıyla bu doğrultuda da ona gaz veriyor. Ama Mustafa Kemal de bu gazı yüzde alıyor. Bence... E, yanlış yaptım. Ama şöyle Turabi de ortada yok hani Bir de o var. Yani Turabi'le Nagyan evet. yoksa yürürdü bence hani. Tabii yürürdü. Onlar parçalandı gibi demiyorum. O ortada olmadığı için ama Nagyan da biraz şeyi fazla kaçırıyor. Yani o en güçlü benim olsun. En güçlü eş benim olsun. En, yani birazdan oyunla ilgili eleştiriye geleceğim. Hiç dediği gibi yapmıyor. En güçsüz rakip de bizim olsunculuk var biraz Nagyan'da. Bu artık evet. dünkü oyunda aşikardı. Bu